Tamam, ben de kayıda başladım. Ben kısaca açılışı yapayım Direncim. Seni de takdim edeyim Tabii ki. izninle. Merhaba arkadaşlar. Bugün yine başka bir webinarda bir aradayız. Ben Sedef Budak. TWRE Yenilebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları Grubu'nun kurucusu ve başkanıyım. Amacımız aslında sektörlük kadın istihdamını, güçlendirmesini arttırmak ve cinsiyet eşitliği sağlamak. Yani hem erkek hem kadın çalışanlar için daha eşit hak, eşit maaş, eşit yükselme imkanları yaratmak, bu konudaki bilinci arttırmak için başlatılmış bir hareket bu. İkinci yılımıza giriyoruz ve dijital platformuz. Şu anda 1110 üyemiz var ve her günde artıyor bu sayı. Bugün bizim İzmir Bölge Koordinatörümüz, benim de sektörden tanıdığım meslektaşlarımdan Dilan Yıldız Hanım bizimle beraber. Dilan malzeme mühendisliği mezunu. Ve mezun olduğu ilk günden beri rüzgarla ilgili çalışıyor. Daha önce bir elektromekanik altyapı, şalt sahası sağlayan bir firmada iş geliştirme koordinatörlüğü yaptı, proje tasarladı. Pek çok res sahasında bulundu. Sonrasında yedek parça, yan sanayi ile ilgili çalışan başka firmada satış pazarlama müdürlüğü yaptı. Şu anda da TVRI'nin İzmir koordinatörü ve rüzgar konusunda da gene teknik danışmanlıkta da işbirliklerimiz var. Dilancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Yavaş yavaş başla istersen sohbete. Nereden başlamak istersin? Herkese merhabalar öncelikle. Evet, bugün konumuz birazcık daha projelendirme ve yan sanayi ama hepimizin yakından takip ettiği gündeme dair de bir şeyler konuşacağız. Sorularınız olursa o yüzden bize dahil olmaktan lütfen çekinmeyin. İsterseniz sunumla başlayalım. Aslında çok sunum gibi gitmeyeceğiz. Birazcık daha interaktif sohbet şeklinde ilerleyeceğiz. Ben sunumumu hemen paylaşayım. Şu an oldu galiba. Evet. Bugün rüzgar enerji sektöründe elektrik ve mekanik projelendirme, Türkiye'de rüzgar türbin yan sanayi üzerine birazcık konuşacağız. Şimdi bir rüzgar enerji santrali kurulumu aslında nasıl başlıyor? Bir yatırımcı ben rüzgar enerji santrali kuracağım, o kurayım şeklinde ilerlemiyor. Oldukça önemli parametreler var. Bunlar neler? Yer seçimi, rüzgar ölçümleri ve meteorolojik ölçümler, fizibilite, EPDK'nın lisans başvurusu, gerekli onay ve izinlerin alınması, projenin yapım aşaması. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse, yer seçimi, rüzgar santrali kurulacak olan bölgenin teknik, ticari ve çevresel özelliklerini tanımlamaktadır. Aslında en önemli unsurlardan bir tanesidir verimlilikte de. Başarılı bir üretim yerinin belirlenmesi için potansiyel rüzgar kaynağı, bölgenin büyüklüğü gibi birçok teknik kriter mutlaka çok iyi analiz edilmelidir. Biz projeciler olarak aslında bu yer seçimi aşamasıyla beraber devreye girmiş oluyoruz. Yatırımcıyla beraber, teknik danışmanlarla masaya oturmuş oluyoruz. Yer seçimi yapıldıktan sonra rüzgar ölçümleri ve meteorolojik ölçümler devreye giriyor. Bunlar neler? Rüzgar ölçümlerin yapılabilmesi için rüzgar ölçüm direkleri kurulumları yapılıyor. Burada anemometrelerden yararlanılıyor. İşte sadece rüzgar hızı değil, sıcaklık, nem gibi diğer parametreler de değerlendiriliyor. Ölçüm istasyonlarının kurulmasıyla beraber ölçümlerin uzun bir süre alınması ve değerlendirilmesi ve düzenlenmesi gerekiyor. Bu da en az 12 ay süreyle geçerlilik sağlıyor ama en verimlisi 18 ay olarak kabul edilmektedir. Lafını balla keseceğim Dilancığım. Aslında ben bu işlere ilk başladığımda 2007 senesinde mesela o 1 Kasım başvurularında meşhur. O 78'in megawatt insanların proje verip sonrasında uzun seneler ihale beklenen ve daha sonrası ancak bir kısmının bugüne kadar yetiştiği projelerde. O zaman ölçüm yönetmeliği olmadığı için herhangi bir rüzgar ölçüm zorunluluğu belirmeden projeler rastgele denecek kadar hani basic çalışmalarla
geliştirilmişti. Halbuki normalde zaten rüzgar analizi yapmanız için ve sizden rüzgar türbin üreticisinin de beklentisi sahada yerinden ve mümkünse belki bir türbin koordinatından sahayı repreze dediğimiz yani belli bir kilometre kare çapını referans edecek bir noktadan en az bir yıllık ve minimum %80 dolu dolu veri temini ki hani karşınızdaki tarafta rüzgar türbin üreticisi de size o değerlere göre bir analiz yapıp ona göre sözleşmede garanti, üretim garantisi verebilsin. Şimdi artık bu iş bayağı oturdu Türkiye'de. Oldukça da fazla rüzgar ölçüm istasyonu kuran ve takip eden tecrübeli arkadaşlar da var diye biliyorum. Evet, oldukça fazla. Yani zaten son yıllarda da rüzgar ölçümünde kullanılan anemometrelerle ilgili teknolojiler de çok gelişti. Eskisi gibi yerinde veri alınması son buldu. Uzaktan erişimle birçok veri hızlıca değerlendirilebildi. Bu sektör çok gelişmişti. Ta ki birazdan geleceğimiz ülkemizdeki duruma kadar birazcık daha pik düşmeye başladı o noktada. Tüm bu ölçümler yapıldıktan sonra fizibilite aşamasına geliyoruz. Burada kurulacak olan tesisin kapasite seçimi, optimum kurulu güç tespiti, işte ünite sayısı kapasitesinin belirlenmesi, türbin tipi özellikleri gibi belli parametreler değerlendirmeye alınıyor. En doğru şekilde analiz edilerek fizibilite yapılmış oluyor. Sonrasında ön lisans, lisans başvuruları, gerekli onay ve izinlerin alınması devreye giriyor. Ben burada örnek bir izin akışını sundum sizlere. EPDK başvurusu, işte ÇED olumlu belgesi ki bu oldukça zorlayan bir süreç. Ben de birçok projenin bu izin süreçlerinde bulundum. Orman izinleri, varsa kamulaştırmaların yapılması, inşaat ruhsatı, taşeronların sigortasına kadar birçok izin, onay, belge devreye giriyor. Ve bunların birçoğu inşaat başlamadan önce alınması gereken belgeler aslında. Bir zamanında TÜREP bir analiz yapmıştı. Türkiye'de yani belki 5-6 sene olmuştur. Bir santralin yani bir rüzgar enerji santralinin hani izin sürecinin başlamasıyla inşaatın bitişi işletmeye girme arasındaki ortalama zaman 4 yıl çıkmıştı. Evet. Çok uzun bir süre aslında. Şimdi bunu sanıyorum yani, 2-3 yıla çektiler ama yani hala hani şey yönetmeliksel oldukça oturmakla beraber kanun yönetmelikleri oldukça artık oturmakla beraber işleyiş ve tabii ki bürokrasi yavaş. Bir de rüzgar büyük santraller hep hazine veyahut da orman arası yapıldığı için oralardan izin alınması, kamulaştırma vesaire bunlar hep çok çetrefilli konular. Yani bunların dışında sosyal engellerle de karşılaşılıyor. Ne gibi engeller? Özellikle İzmir bölgesinde karşılaşan işte tüm izinler alınıyor. Santral inşaata geçeceği zaman oradaki bir halkın ayaklanmasıyla santral tekrar durdurulabiliyor. Ne yazık ki farklı engellerle de karşılaşılabiliyor. Yani evet, arkeolojik bir sit alanı veyahut da inanılmaz hani turistik bir yere veyahut da gerçekten hani doğası çok özel bir yere tutup da o ormanı yok edip de rüzgar enerji santrali yapmak gibi ondan ben de çok haz etmiyorum. Ama maalesef ilk zamanlar hani projelere başvuru alınırken bunların incelenmesi gerekirken iş sona kalınca bu sefer tabii daha halk işte dediğin gibi halk tepkisine kadar gidiyor. Çünkü ÇED raporu alınmış olsa da aslında gerçekten hani orada bir santral ne kadar doğru bir yatırım. Yani evet kamu yararına olsa bile dediğim gibi çevresel, toplumsal etkiler çok ağır olabiliyor yani. Evet. Zaten yani birçok yatırımcının sözleşmesinde yer almaktadır. İşte kesilen ağaç kadar çarpı 2 veya 1,5 katı kadar tekrar ağaç dikimi yapılacağına ya da orada değerli, kıymetli, köklü ağaçlar varsa onların taşınacağına dair yaptırımlar ve kurallarda, sözleşmelerde yer alıyor. Ama ne yazık ki bazı engellerle karşılaşılabiliyor. Ben de sizin söylediklerinize katılıyorum bu arada. Projenin yapım aşamasına geldiğimizde aslında her kalemin artık bir şekilde devreye girdiği noktanın masaya oturduğu kısmına geliyoruz. İşte saha hazırlıklarının yapılması, türbin bileşenlerinin taşınması, bunlar kuleler, kanatlar ve benzeri
Yine türbin temellerinin oluşturulması, trafo merkezinin, metaklat odalarının inşa edilmesi, kontrol sistemi, elektrik işleri, ankrajlar gibi birçok noktada saha hazırlıklarının ve projenin yapılmış olması gerekiyor. Projede hangi standartlara uyuyoruz biz bir proje hazırlarken aslında? Genelde uluslararası standartlar üzerine ilerliyoruz. Az önce de bahsettiğimiz gibi chat yönetmeliği. Zaten her şey chatle başlıyor. O chat raporunu alabilmek de gerçekten bazen... Yine bağlanan keseceğim. Kırgızistan'dan bağlanan arkadaşımız Rusça yazdığı için ismini okuyamıyorum. Türkçesine yazarsa sevinirim. Demiş ki arazi kamulaştırma konusunda algoritma var mı iş adamları için? Halk tepkisine karşı ne tür faaliyetler yürütülüyor? Yerli kamu idareleri yardımcı oluyor mu diye sormuş. Rüzgar yatırımcısından bulunduğu yerli köy için sosyal yatırım yapma zorunluluğu var mı? Şimdi hazır chat'e geçerken bunları da bir kısaca bir ikimiz cevaplayalım. Şimdi bu noktada zaten projenin yapılabileceği noktaları bize EPDK veya Rüzgar Daire Başkanlığı sunuyor. Biz gidelim şu dağa bu projeyi yapalım şeklinde ilerlemiyoruz. Şimdi soruları tekrar okuyorum. Siz de katmak istedikleriniz olursa. Şöyle. Tabii ki öncelikle biz Türkiye'deki sistem şöyle işliyor. TEİAŞ, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, yani yüksek gerilim hattını kontrol eden, esas şebeke, ana dağıtım şebekelerini kontrol eden ve trafo merkezini kontrol eden devlet iştirakı, potansiyel müsait bağlanacak kapasiteleri açıklıyordu. Önceden şimdi YK ayrı bir şey ama ben şimdi ihaleyi kısaca anlatayım. Hı hı. Genel bilgileri olsun. Küçük Kırgızistan'dan bağlamıştı arkadaşlar. Demişler ki, diyorlar ki işte atıyorum Konya'da işte 100 megawattlık bir kapasite var. Ve sonuçta siz yatırımcı olarak o oradaki spesifik trafo merkezine en yakın müsait arazi ve rüzgar araştırmaya başlıyorsunuz. Yani bu nedir? Rüzgar haritaları çıkıyor. Oradaki zaten işte kamulaştırma uygun, Dilan Hanım dediği gibi projeler, yani proje yapımına uygun arazi varsa tespit edilip ona köşe koordinatları ve türbin koordinatları bir önden siz bir ön analiz ve ön bir layout, yani yerleşim planı hazırlayıp onu EPDK'ya sunuyorsunuz. Zaten yani başvuru bu şekilde oluyor. Ona göre de aynı yerde çakışmayan projeler ve lisanslar dahilinde de EPDK, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bunu değerlendirmeye alıyor. İşte şey böyle başlıyor. Yani her şeyin başlangıcı bu. Sonrasında eğer siz ihaleyle kazanırsanız bu belirli koordinatlarda belki farklı sebeplerden ötürü farklı izinlerin atıyorum. İşte orman arazisidir, yakında bir jandarma komutanlığı vardır, havalimanına yakın olduğunu fark ediyorsunuz sonrasında vesaire. Onda bazı oynamalar yapılabilir. Ama esas olarak bu şekilde gidiyor. Ve sizin almanız gereken yerel idare ve büyükşehir belediyeleri ve oradaki köy ve işte kasaba neyse oradaki yerel idarelerden izin almanız lazım. Ve tabii bunu yapmak için de köy halkıyla buluşmalar, bu chat için anons toplantıları vesaire onlar yapılıp halkın önce bir halkı bilgilendiriliyor ve halkın rızası alınıyor. Ya onu yapmazsanız zaten hani adamın evinin tepesinde belki zaten 500 metreden yakın koyamıyorsunuz ama 500 metre ileriye bir şey koyduğunuz zaman yani halk, kardeşim bu nereden çıktı? Sen bende izin almadan nasıl böyle büyük bir makineyi buraya koyabilirsin diyebilir. O yüzden bunun hepsi baştan adım adım yapılıyor artık. Bu işler bayağı oturdu Türkiye'de. Sen ÇED'e anlatıyordun. Oradan da ÇED'e bağlayabilirsin. Yani zaten şimdi bu bahsedeceğimiz standartların birçoğunda da çevre, sağlık, sosyal politika gibi koşullar çok önemli noktada. Çevresel etki değerlendirmesi, ÇED yönetmeliği kapsamında bahsettiğimiz olumlu raporunu alabilmek için yaklaşık 1,5 yıl gibi bir süreç geçiyor ve o kadar çok Sedef Hanım'ın da bahsettiği gibi parametre değerlendiriliyor ki Türkiye'de ben de bu sistemin oturduğunu düşünüyorum. Sadece 1-2 defa böyle ufak ayaklanmaya şahit oldum. O da son dakika yapılan kamulaştırmalarla alakalıydı ama son yıllarda böyle bir engelle karşılaşmıyoruz. Türkiye bu konuda bence de başarılı ilerleniyor. Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet geliyor. EBR'de yani Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası çevresel ve sosyal politika ve performans koşulları standartlarına uyum sağlıyoruz yine.
IFC performans standartları ve çevre sağlık güvenlik kılavuzlarından faydalanıyoruz. Ekvator prensipleri. Ekvator prensipleri de Dünya Bankası'nın özel sektör kolu olan IFC'nin öncülüğünde finans sektörünün proje finansmanında sosyal sorumluluk ve çevre riskinin yönetilmesi konusunda emsal olarak kabul ettiği prensiplerdir. Evet. Yine Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı, uluslararası sözleşmeler ve protokoller, proje şirketinin çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik, sağlık, güvenlik ve insan kaynakları politikaları ve standartlarından yararlanıyoruz bu noktalarda ve bunlara uyum sağlıyoruz. Yani yaptığımız için çevreci, sürdürülebilir, temiz ve kanun yönetmeliklere uygun olduğunu mutlaka garantilerimiz ve ispat etmemiz gerekiyor. Ki ancak o evet. şekilde fonlara yani paraya, ki bu para zaten Avrupa Birliği'nden geliyor. Daha doğrusu işte Avrupa Dünya Bankası veya hatta Avrupa Kalkınma Bankası fonlarından geliyor ağırlıklı. Ancak o şekilde zaten yatırımcı olarak para erişimimiz sağlanıyor ve bu teyit edilmiş oluyor. Evet. Proje standartlarını da geçtikten sonra yatırımcı, teknik danışman, proje, taşeron ve benzeri ekipler bir araya gelerek burada bir Gantt şeması oluşturuyoruz. Bu da olası gecikmeleri, sıkıntıları, sevkiyatları, çalışmaların önüne geçmemizi sağlıyor ve oldukça omuz omuza bir çalışma sürdürebiliyoruz. Aslında zaman yönetimini en doğru şekilde sağlamamızı sağlıyor. Saha ulaşım yolları, vinç platformları, türbin temelleri, saha içi kablolama gibi tüm işler türbin parçalarının nakliyelerine göre programlanıyor. Tabii şu an içinde bulunduğumuz olağan dışı durumlar içinde her zaman bir B, C planı yapılıyor. Gecikmeler karşısına yatırımcıyı zor durumda veya diğer taşeronları zor durumda bırakmamak için. Temeller kısmına geldiğimizde şimdi sahanın yavaş yavaş sahaya girmeye başlıyoruz. Burada türbin temelleri ya yuvarlak şeklinde, daire şeklinde ya da sekizgen şeklinde oluyor. Örnek birkaç fotoğraf koymak istedim. Soldaki temel fotoğrafta daha önce bulunduğum bir proje temelinden, Kalfaköy RES projesinden. Hatta şimdi burada da örneğini vereceğim. Ulaşım yollarının Evet, siz de teknik danışmandınız. Evet, finance yapmıştık. Evet, onu tekrar banka değişmişti. Ulaşım yolları kısmına geldiğimizde yani Kalfaköy RES'in burada projede özellikle turuncuyla belirtmek istedim. En kullanılabilir işte kanadı, kuleyi en rahat çıkarabileceğimiz yolları tekrar yani yeni yol açmaktansa, yatırımcıya yük olmaktansa kullanılabilir yolları değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu yolların hiçbiri kolay yollar olmuyor. Devam sahaya gidip gelen bir insan olarak oldukça engebeli ve zor yollar alıyorlar. Kar, kış, toprak, çamur, bütün engellerle karşılaşılıyor ulaşım yolları çalışmalarında. Şimdi gelelim, ulaşım yollarını açtık, türbin temellerini attık, türbinler kurulmaya başladı. Bu esnada trafo merkezi ve kumanda binasının inşaatı başlıyor. Bağlantı gücüne göre burada trafo merkezi ve metal kılatlar seçiliyor. Burada neler yapıyoruz? Öncelikle bir hem yönetim binası hem de OG hücrelerin işte ACDC odasının, akü odasının, kontrol odasının olduğu bir işletme binası aslında yapıyoruz. Bu işletme binasını bazı... İşletme binasına powerhouse dedikleri şey mi işletme binası Dilencim? Evet. İşletme binasını bazen 34.5 bağlantıda prefabrikte onaylıyorlar artık. Ama 154 bağlantıda tamamen beton yapılması gerekiyor ve oldukça zor bir nokta. Evet. Trafo merkezine ait fiderlerin inşa ve tesisi yapılıyor. Yani bunlar neler? Güç trafosu ve ORG dediğimiz orta gerilim metal kılat hücreleri. Kumanda ve metal kılat binası yapılıyor. Tüm haberleşme ekipmanları, yüksek gerilim ve orta gerilim sistemini içeren SCADA sistemi, güç kalitesi ölçüm sisteminin teminini ve montajını yapıyoruz. Gerekli tüm koruma ve kumanda sistem teçhizat kurulumu yapılıyor bu noktada. Sonrasında zaten tüm bu hücreler, aküler,
trafolar fabrikada bir teste tabi tutuluyor. Sonrasında kurulumda sonra da bir teste tabi tutuluyor. Herhangi bir arıza var mı? Bağlantı doğru sağlanmış mı? Hepsi evet projeye uygun şekilde ilerliyor ama bu sağ testlerini de sunmak zorundayız kabullerde. Evet, hem fabrika çıkış testleri dediğimiz ekipmanlar yüklenmeden önce fabrikada test edilmesi, ISO standartları üretimi tekrar teyit edilip onaylanması ve belgelenmesi. Sonra yüklendikten sonra indirilince tekrar sahaya inince bir kontrol edilmesi. Sonra kurulduktan sonra da tekrar bir test run dediğimiz deneme sürüşü yapılıp bu modeline göre değişiyor, 72 saatte başlıyor minimum. Bir test run yapılıp sonrasında da oradaki test sonuçlarına tekrar kendi türbin üreticisinin teyidi ve bu durumda da benim gibi mesela teknik danışmanı çağırıp işte okey midir diye bir teyidi veriyorlar ki işletmeye almadan önce her şeyin hazır olduğuna emin olunsun. Bu saha testleri ve bol teyitli. Evet. Saha testleri ve devreye alma kısmı da tamamlandıktan sonra tüm primer, sekonder teçhizat kullanılabilir montajı tamamlanıyor. Yasal prosedür tamamlanmış oluyor. Bununla beraber RESPARK OG elektrik dağıtımı da yapılması gerekiyor. Bunlar neler? İşte türbinler ve trafo merkezi arasındaki orta gerilim kablo ve aksesuar uygulamaları. Şimdi orta gerilim kablolarının uygulanması kısmı Türkiye'de bunda iş gücü, beden gücü kullanılıyor. Ya da işte makarayı taşıyan domuz arabası dediğimiz traktör sistemi kullanılıyor. Ne yazık ki makineli sistem Türkiye'de henüz çok yok ve orta gerilim kablolar oldukça ağır ve etli kablolar. Evet. Yani orada ciddi bir beden gücü kullanılıyor. Kablo kanallarının yapılması, yine bu hücre az önce bahsettiğimiz trafo binasının içindeki hücrelerin altında bir kablo kanalının yapılması gerekiyor. Bunun belli standartları var. SCADA sistemi için fiber optik kablo, işte boru sonlandırma gibi eklentiler geliyor. Bunların montaj ve testlerinin yapılması gerekiyor. Çünkü SCADA birazdan bahsedeceğimiz gibi bu sistemin bir bel kemiği noktasında ilerliyor. Türbin içerisinde konulacak RMO hücre, plug-in kablo başlığı, türbin ve fen sobraklaması gibi gerekli malzemelerin temini ve montajı yine bu noktada devam ediyor. Röle testleri yapılıyor, devreye alınıyor ve RESPARK'a OG enerji nakil hattı yapım işleri noktası geliyor. Biz projenin en başında enerji nakil hattı konusunda önümüzü açıyoruz enerji nakil hattı haritasını. En yakın enerji nakil hattı nerede? Buraya ek bir kafes yapmamız gerekiyor mu yoksa yeni kafesle mi ilerlememiz gerekiyor? Evet. Ya da bu enerji nakil hattına biz direkt ulaşabiliyor muyuz gibi birçok unsur üzerine bu projeler tamamlanıyor. Bu noktaya geldiğimizde yani RESPARK'ı artık montajı ve kurulumu tamamlandığında enerji nakil hattı ile ilgili sorularımız da engel kalmamış oluyor. Yani aslında inşaat, elektrik, altyapı ve enerji nakil çok önemli farklı kalemlerde ağır işçilik ve ağır inşaatlar söz konusu. Evet, yine bunların hepsi toplanıyor. Bu izinlere gidiyor. Enerji nakil hattında da çünkü çoğu zaman kamulaştırmaya başvuruyoruz. Evet. Tamamı böyle bir yuvarlak içinde, halkı içinde dönüyor proje esnasında. Geldik devreye alma. Sana bir soluklandıracağım. Birkaç soru geldi çünkü yine. Ben onları okuyayım. Bir önce konumuzla ilgili olanı okuyayım. Ayfer Hanım sormuş. Biren Hanım süreçlerde türbin oluşturan aksamların ve altyapı dahil mekanik, elektrik, montaj ve devreye alınma aşamalarında ürünün standartlara uygun olduğunu third party bir belgelendirme kuruluşu sertifika alınıyor. Bununla ilgili bilgi verir misiniz demiş. Tabii Ayfer Hanım siz mi cevaplarsınız? Ben mi cevaplayayım? Sizden cevaplı canım. Hı hı. Şimdi Ayfer Hanım, o kadar çok sertifika ve standarda uygunluk gerekliliği var ki bu en son montaj ve devreye alma esnasında bazı durumlarda third party gerekliliği var. Örnek vereyim, ben daha önce yaptığım projelerde Schneider altyapılı hücreler kullanmıştım. Schneider altyapılı hücrelerde fabrikada bir third party alıyoruz. Sonrasında sahada ekstra almıyoruz. Bu sertifikasyonlar gerçekten oldukça detaylı ve zorlu süreçlerden geçiyor. Hani o konuda
içimiz sonsuz rahat. Herhangi bir engelle karşılaşıldığında zaten direkt hücre firması bu konuda gerekli çalışmalarını yapıyor. Yani bütün çalışmalar, third party standartlar, uygunluklar fabrikada genelde tamamlanıyor. Sahada ekstra bir third party istenirse, ki son yıllarda çok talep olmuyor bu noktada, tabii ki yine bir gözlem firması tarafından yapılıyor. Evet, ben de diğer katılımcımızın, o daha genel bir soru sormuştu. Yatırımcılar kredileri hangi kaynaklardan temin ediyor? Özel bir finansman programı var mı? Devlet destekleri var mı enerji projesinde? Türbinler nereden temin ediliyor gibi çok genel sanıyorum. Katılımcımız Türkiye pazarını anlamaya çalışıyor. Ben onu anlıyorum. Şöyle söyleyeyim, çok kısaca özetleyeyim. Şimdi YEKDEM mekanizması, yenilenebilir enerji kaynak mekanizması diye bir mekanizmamız vardı bizim. Ama bu yıl sonunda artık o sona eriyor. Bu arada bazı katılımcılarımızın sanıyorum şeyleri açık. Mikrofonlar açık ve arkadan ses yapıyor. Ben tek tek kapatıyorum ama lütfen değerli katılımcılarımız, video ve sesinizi kapatırsanız daha net olarak sesimiz duyulur bizim de. Bu YEKDEM mekanizması artık bu yıl sonunda sona eriyor. Yani bu şöyle bir mekanizmaydı. Belirli cetveller vardı. Rüzgar, güneş, biyogaz, jeotermal, hepsi için belli fiyatlar vardı. Ve 10 yıl boyunca geçer fiyatlar vardı. Ve onunla beraber bu ekipmanların, yani türbin parçalarının, jeneratör parçalarının bir kısmını Türkiye'den ürettiğiniz ve kullandığınız zaman da ilave 5 yıllık teşvikler, feed-in tarif vardı. Ama artık bu yılın sonunda, bu sene sonu itibariyle bu bitti ve biz serbest piyasaya dönüyor olacağız. Bu şu andaki durumu açıklıyor. Maalesef o yetkinin uzatılmasıyla ilgili halen bir haber çıkmadı. Çok sektörden talep gelmesine rağmen sonuç itibariyle artık bu bir geçiş süreciydi ve ivme kazanması, yenilenebilir enerji yatırımlarının artması için başlatılmış bir hareketti. Ve 10 yıl sürdü ve dediğim gibi artık bu 2005 senesi, tabii 15 yıl oldu aslında ilk kanun çıkalı. 15 yılın sonunda artık yatırımcıların serbest piyasa üzerinden işlem yapmasına karar verildi. Özel finansman programları şöyle, proje finansmanı dediğimiz büyük bankaların genel müdürlüklerinde ayrı ekiplerin olduğu finans veren ekipler var. O da şudur, yani siz projenizi hazırlarsınız, fizibilite raporunuzu verirsiniz ve %20 minimum öz kaynak gösterecek şekilde %80, bazen daha da yüksek ya da daha düşük meblağsını artık o sizin projenizin fizibil olmadığına ve sizin de tabii ki bankadaki kredibilitenize göre değişiyordur. Ona göre bir finansal paketi alabilirsiniz. Türkiye'deki bütün büyük bankalar bunu zaten veriyorlar. Ve dediğim gibi kaynakları Avrupa Yatırım Bankası veyahut da Dünya Bankası üzerinden kullanıyorlar. İlaveten aracı kurumlar, TÜRSEF gibi Türkiye'deki yatırımlara ulaşılması için çalışan kurulmuş aracı organizatörler var. TÜRSEF'i önerebilirim bu konuda eğer danışmak isterseniz. Biz detayları bir sonra size paylaşırız. Biz en son zaten iletişim bilgilerimizi vereceğiz. Türbine nereden temin ediyor diye sormuşlar. Türbin üreticileri Türkiye'de. Ona birazdan geleceğiz zaten. Dilan'cığım sen devam et canım. Seni bu arada dinlendirmiş oldum epey. Geldik biz proje firmaları için en keyifli kısım aslında devreye alma kısmı. Çünkü oldukça zorlu bir süreçten geçiyoruz. Sahalarda ben de bir saha çalışanıydım proje kısmında. Birçok benim gibi hemcinsim de yer alıyor. Devreye alma kısmına geldiğimizde tüm türbin köşk testleri, işte röle, orta gerilim, kablo, trafo testleri tamamlanmış oluyor. Tüm şalt testleri, orta gerilim testleri yapılıyor. Ve sonrasında geçici kabuller, bakanlık kabulü şeklinde ilerliyor bu süreç. Türkiye'de rüzgar türbün yan sanayi kısmına geldiğimizde kısaca bir türbünün hangi parçalardan oluştuğunu gösteren bir şema paylaşmak istiyorum. Bir türbün yaklaşık majör minör parçalar beraber 6000 parçadan oluşuyor. Bu 6000 parçanın işte ağırlığının %75'i kulede yer alıyor. Geriye kalanlar diğer parçalara dağılıyor. Bir sonraki rüzgar türbününde kullanılan ham maddelere geldiğimizde
benim de asıl mesleğim olan birçok malzeme ve ham madde devreye giriyor. Gördüğümüz gibi, ben şunu şöyle küçülteyim, sunumun önüne geçti. Gördüğümüz gibi birçok ham madde, birçok bileşen de yer alıyor. İşte rotorda çelik kullanıyor, alçı, cam elyaf, karbon filament takviye plastikler gibi bileşenler. Nasara kontrollerde hangi bileşenler var? Yine jeneratör ve güç elektroniğinde hangi bileşenler var? Türbin kulesinde hangi bileşenler var şeklinde oldukça detaylı birçok malzemenin bulunduğu bir şemayla karşılaşıyoruz. Bu ham maddelerin temini konusunda da birazdan geleceğimiz önemli bir nokta var. Bu türbin, rüzgar türbinleri OEM tarafından imal ediyor. OEM, ya Türkçe bahsetmek gerekirse orijinal ekipman üreticileri tarafından imal ediliyor. Türbin parçaları majör bileşenler ve minor bileşenlerden meydana geliyor. Majör bileşenler, ilk gösterdiğim slide'da da gördüğünüz gibi kule, hub, blade, kanat, dişli kutusu gibi büyük bileşenler. Minor bileşenler ise bağlantı ekipmanları, kontrol sistemleri, merdiven, işte türbin içindeki asansör parçaları, daha küçük parçalardan ve alt gruplardan meydana geliyor. OEM sürecine geldiğimizde, yine atlatmış olduğum birkaç OEM sürecim de oldu. Bunlar da oldukça zorlu süreçler. Çünkü bir rüzgar türbünü parçasının arızası halinde onarımı oldukça pahalı ve zor. Bu nedenle OEM tedarikçileri yeterlilik sürecini sağlayabilmek için son derece zorlu bir süreçten geçiyorlar. OEM'in ne olduğunu söyler misin canım? Bilmeyenler olabilir. Az önce bahsettiğim gibi orijinal ekipman üreticileri olarak geçiyor Türkçesi. Tamam. OEM sürecinde birçok yeterlilik gerekliliği var. Bu sadece ISO 9001, 14001 gibi standartlarla kalmıyor. Fabrikanızın bulunduğu konum, lojistik sağlayıcılar, hatta İngilizce yeterliliğine kadar birçok parametre devreye giriyor. Yüksek kalite standartlarını sağlayabilmek için bu süreç yaklaşık 15-18 ay civarını bulabilmekte. Türkiye'deki başlıca yerli ekipman üreticilerine geldiğimizde Ayro Rüzgar, hatta Alper Bey de Ayro Rüzgar Genel Müdürü Alper Kalaycı aramızda şu an. Ayro Rüzgar kanat üreticisi Gazi Emir'de. Elan Wind Power yine G'nin kanat üreticisi olarak yer alıyor. Onlar da oldukça büyük bir istihdam sağladılar Bergama bölgesinde. Siemens Gamesa türbin üreticisi olarak Ali Ağa'da yer alıyor. Onlar da yine Ali Ağa'da lojistik olarak çok doğru bir noktada ilerlediler. TPI iki tane fabrikası var. Menemen ve Sasalı olmak üzere. Onun dışında Ateş Çelik, işte Dirinler gibi birçok firma var. Açıkçası hepsini buraya yazmak çok mümkün olmadı. Başlıca firmaları yazmak istedim. Yan sanayi, madem hani parçalarına geçtik, hı hı. Aslında benim de bildiğim, ben bu işleri ilk başladığım zaman 2007 yılında Çimtaş, Bandırma'da, o zaman kuleler beton artı çelik üretiliyordu. Hı hı. Betonların alt kısmını ve üst kısmını da ayrı üretiyorlar diye biliyorum. Benim yanlışım olabilir. Ama Ege Kule vardı yine Enerko'nun. Onlar orayı durdurdular, beton kuleyi şu an için. Bu aslında evet, yan sanayi kısmında üstüne konuşulacak çok fazla şey var. Yan sanayide artık hapların, rotorların belli parçalarının Türkiye'de üretilebiliyor olması çok önemli bir gelişme. Bizim karşılaştığımız en büyük engel yan sanayide ham maddenin bize gelişinin çok pahalı olması. Aynı zamanda bizim Avrupa ülkelerine parçaları göndererken lojistik olarak ve gümrük olarak çok ciddi finansal yükler taşıyor olmamız. Evet. Yoksa Türkiye tüm bu teknolojilere ve beyne sahip, üretebilir. Birçok çalışma var. Yerli
Zaten birazdan bahsedeceğiz, yakalarda 165 yerlilik söz konusu. Yani hub'ın içindeki ufak bir civatadan tutun, işte bu sabitleme bağlantı noktalarında yine Berdan civata var aklımıza gelmişken, en yaygınlardan. Evet. Suna Hanım var orada da yine bizim üyelerimizden. En ufak bir parçadan tutun en büyük parçaya kadar tamam Türkiye'de üretilebilir, üretiliyor da. Ama bu dediğim gibi lojistikte ve gümrüklemedeki finansal yükten dolayı arpa piyasasıyla henüz şu an çok kafa kafaya gidemiyoruz. Birazcık maliyetleri yükseltiyor bu noktada. Alper Bey de ekleme yapmış. Ege Kule Güney Kore'den aldı. CS Wind oldu demiş. Web Kule var. Torbalı'da beton kule üretimi yapıyor demiş. Bir de tabii yan sanayi deyince aslında bu hani kulenin ya da işte yani makinenin boyası, dediğin gibi civatası, efendime söyleyeyim kablosu, her şey yani ufak işte o tür civatayı sıkan alet bile, o bile bir yan sanayi oluyor. Ve bu çok farklı, her şeyi ithal edemeyiz dediğiniz gibi. Yani evet. Önceden mesela öyle yapıyorlardı. Hem ekipler ithaldi, yani yabancı mühendislerle, teknisyenlerle kurmayı, hem de malzemelerle geliyorlardı. Artık hani Türkiye'de öyle bu işletme bakım yapan, kurulum yapan ekipler o kadar gelişti ve tecrübelendi ki zaten hem tribün üreticilerine ait hem de dışarıdan taşıma ettikleri ekipler. Artık dediğin gibi bütün kullanılan malzemelerin de burada üretilmesi. İşte kanadı taşımak için aparat atıyorum, işte civatası. Evet, kanat taşıma aparatları. Her şeyin yani maksimum burada üretilmesi bizim için hem sürdürülebilir bir üretim tüketim, hem de dediğin gibi o işin kod daha feasible, daha maliyetin azaltılması, hem de kendi ülkemizde yani pişirdiğimizi burada yemek açısından çok daha mantıklı tabii ki. Çünkü makineler aslında ham maddeyi sağlayabiliyor olsak Türkiye'de üretimin yapılması zaman yönetimi açısından da çok kıymetli. Çünkü dışarıdan aldığımız parçalar işte deniz yoluyla veya karayoluyla çok uzun süreçte geliyor, ulaşıyor bize. Yine işte birçok teste tabi tutuluyor. Bunu Türkiye'ye taşıyabildiğimizde zaman yönetimini de çok doğru sağlamış olacağız. Standartlar, dünya standartları, uluslararası standartlar belli olduğu için o testlere tabi tutabiliriz. Ben bu son iki senedir özellikle yan sanayideki gelişmeleri de yakinen takip ediyorum. İçinde de bulundum. Oldukça hızlı ilerliyor ama en büyük engel dediğim gibi lojistik ve ham madde sıkıntısı. Yine aslında bu yan sanayi ham madde üreticilerinden Metix var Manisa'da. O da hem kadın istihdamını oldukça yüksek şekilde sağlayan bir firma. Hem de o hızlı bir büyümesiyle sektörde yan sanayide yer etmiş firmalardan bir tanesi oldu. Yan sanayi dediğimizde işte sadece kanat, kule aklımıza gelmiyor. Dediğimiz gibi 6000'den fazla belki parça var. Bunlar. Az önce çok güzel bir noktaya değindiniz. Türbünde kullanılan KKR, kişisel koruyucu donanımları bile yurt dışından temin ediyoruz. Çünkü türbün içinde, kule içindeki tırmanışta, merdiven veya asansörde ayakkabıların bu alt noktalarında kırılmalar oluyor. O da teknik personel için oldukça zorlu bir süreç oluyor. Ama öyle teknolojiler var ki İtalyan ve Alman ayakkabılarında oldukça rahat bir sezon atlatabiliyorlar ayakkabılar. Kişisel koruyucu donanımlarında da dediğim gibi kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çok büyük bir yelpaze olarak yer alıyor aslında bu. Ayfer Hanım sormuş, ülkemizde tasarımı ve üretim dahil tamamen yerli üretim yapan firmaları paylaşır mısınız demiş. Bu biraz çetrefilli bir soru gene. Yani Ayfer Hanım özelden isterseniz paylaşalım. Tamamen yerli türbün üretimi yapan yani daha Türk marka var. Ama evet. Büyük makro scale, yani şu anda artık 4,5-5 megawattlık onshore türbün koyuyoruz. Onlar değil. Küçükler. Yani. Aynen. Bir de evet, ne kadarı hani yerli, o da tabii hep tartışılır bir konu. Sonuç itibariyle Dilan'ın dediği gibi ham maddelerin çoğu yurt dışından geldiği için hani evet, işçilik ve işte belki bazen sadece assemble birleştiriyorlar, hani araba yani yıllardır Bursa'da araba yapıyoruz diyorlar ama
Hani motor yapıyorlar mı bilmiyorum şimdi. Yalan söylemeyeyim. Hani onun gibi bu ya da evet, %100 yerlilik söz konusu hani... değil birçok parça için. En azından parçaların %90'ı için. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında birçok ham madde bizim ülkemizden çıkıyor ama onu işleyip doğru noktaya getiremiyoruz. Onu yurt dışına gönderiyoruz, yurt dışından evet. Tekrar satın alıyoruz. Bir de zaten onlar halihazırda bir yerlere buk etmiş oluyor. O yüzden hani bor gibi, işte hani eti madenin boru buk etmesi gibi. Hani evet. Anladın mı? Kaynaklar direkt yurt dışına gidiyor. Orada işleri farklı şekilde, farklı ürünlere karıştırmış olarak geri geliyor vesaire gibi. Başka şeyiniz, bu son slaytınız mıydı? Daha var mı slayt? Bu son slaytta. Tamam. Ben kısaca bir de bu rüzgar enerji sektöründe, daha doğrusu yenilenebilir enerji sektöründeki kadın istihdamından bahsetmek istiyorum. TVRI ile birlikte bunda oldukça ses getirmeye ve istihdam sağlamaya da başladık aslında. Ben de zamanında birçok sahada yer aldım. Çok zorlu koşullardı ve genelde tek kadın personel olarak, siz de keza öyle Sedef Hanım, ortak çalıştığımız projeler de oldu. Daha çok kadın görmek istiyoruz. Beyaz yaka ve mavi yaka olarak. Çünkü emin olun cinsiyetsiz bir meslek. Yani bir erkeğin yapabildiğini bizler de yapabiliyoruz. Her şeyden önce iyi projeler yönetebiliyoruz. Beyaz yakada keza daha fazla ama mavi yakada herhalde bir elin parmağını geçmez sayıda şu an mavi yakamız var sektörde. Evet. Yani TVRI olarak bu konuda biz de ciddi çalışmalar yürütüyoruz. İşte bu Green Coast serimiz gibi seriler, eğitimlerle de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu arada sorular da gelmişti. Bir en son bir Ayfer Hanım sorusunu okuyup sonra bir Samet Bey bu ekipman parçalarla ilgili hızlı geçtiğini istemişti. Ona bir geri dönelim istiyorum. Ayfer Hanım, ülkemizden tamam. Res alanında ulusal bir marka çıkarmayı hedeflemeyi öngörerek şu kapasitede olsa yerli üreticileri promote etmek gerektiğini düşünüyorum demiş. Haklısınız. Yani evet, bence de öyle. Zaten bunu yapmaya evet. Çalışan girişimciler de oldu ama bir şekilde maalesef hani... Yani geç kaldık demeyeyim de aslında biraz da geçte kalmış bir şey tabii ama 70'lerden beri Danimarkalılar rüzgar türbini üretiyor. Onu Almanlar takip etti vesaire. Bir şekilde Avrupa ülkeleri bu yenilenebilir rüzgar özellikle konusunda bizden teknoloji ve yaygınlık olarak öndeler. Ve onlar kendi markalarını satmaya başlayarak zaten maalesef sıfırdan bir işte Ar-Ge yapılmasının vesaire başlığının önünü büyük büyük bir şekilde kapatmış oldular. Bir de tabii biz bu konuşmayı YouTube'a koyuyoruz ama hani şöyle söyleyeyim. Şu da var ki bir ülkeye ait, işte örnek veriyorum Danimarka'da, Almanya, kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Bu işler böyle yapıldığı için söylüyorum. Oradaki çok büyük bir share screen kapatabilirsiniz. Ya da tam orayı açın. Okey, süper. Tamam. Çok büyük bir işte o ülkenin dev bir fabrikası, bir markası. Yeni bir ülkeye girerken öncelikle gerçekten politik düzeyde oturulup konuşuluyor. O diğer ülkedeki baştaki yöneticilere deniyor ki kardeşim, sizin böyle bir potansiyeliniz var. Biz de bu teknolojiyi, bu markayı üretiyoruz. Biz bunu satmak istiyoruz. Ama bunu yapabilmemiz için bizim size bu teknolojiyi veya da bu fabrikayı kurmamız vesaire ve kendi ürünlerimizi getirmemiz için sizin önce pazarı olgunlaştırmanız, pazarda uygun kanun yapmayı çıkartmanız, atıyorum işte ihalelerle vesaire gibi, bu bize uygun koşul hazırlamanız lazım ki bu politik olarak bir el sıkışılıyor ve ondan sonra işte örneğin Alman, Danimarkalı, İspanyol neyse o türbüncü geliyor. Bunlar hep bu şekilde yapıldı. O yüzden bunlar çok hani devlet eliyle başlatılmış konular olduğu için hem teşviksel hem de dediğim gibi yani hani o makine üreticisinin kendi makinesi satabileceği koşullar getirdiği için çok maalesef girişimcilerin ve inovasyon yapan bilim insanlarımız önü inanımız açılmadı. Ha, TÜBİTAK'ın kendi TÜBİTAK ve TAİ, Türk Havacılık Enstitüsü diye geçen TAİ'nin var, bizim Türkiye'de yerli, %100 yerli bir tribünümüz var. Hatta 500 megawattlık yapıldı, 500 kW'lık yapıldı, 1-1.5'luk yapıldı diye biliyorum. Evet. Ama sonrası onun mass production'a yani toplu üretime geçmesi gerçekleşti mi bilmiyorum. Çünkü olsaydı haberimiz olurdu.
Çünkü gerek olmadı. Çünkü zaten o zamana kadar, o geçen 10 yıl içinde diğer yabancı markalar gelip de pazar doygunluğuna ulaştığı için artık öbür Türk marka o ekstra çok uçuk bir yeni bir teknoloji üretiyor olmadı. Öyle bir durum oldu. Yani bu çok baktığınız yere göre, yöne göre değişen yani yorumla açık şeyler. Ama nacizane ben bunu böyle düşünüyorum. Ha, kimsenin yapmadığı, Almanlar ya da Danimarkalılar ya da İtalyanların henüz uyanmadığı bir teknoloji, bir iyileştirme yapılırsa, ha evet, Midres projesi, doğru. Öyle bir şey olursa veyahut da olan teknolojinin üzerinde bir iyileştirme, bir optimizasyon, ekstra bir sensör vesaire olursa, o zaman işte gerçekten biz de hani kendi katma değerimizi yaratmış olacağımı düşünüyorum. Yani rüzgarda maalesef bu, konu bu. Ama şu andaki iyi durum, kanadımızı, kulemizi, naseli ve naselin ekipmanların büyük bir kısmını artık Türkiye'de üretiyor olmamız. Fark etmez ya yabancı marka ya da Türk marka. Ama sonuçta o insanlar gelip yatırım yapıyorlar. Buradaki mühendisleri, buradaki mavi ve beyaz yakalı insanlar işe alıyorlar. Ve de hani burada bir yatırım imkanı ve bir istihdam imkanı oluşturmuş oldular. Ha, bundan sonra bizim yapacağımız, orada çalışan insanlar olarak belki iş onlardan öğrenip biraz kendimiz üzerine koyabiliriz. Kendimiz katma değer ne yaratabiliriz? Ne gibi inovatif fikirler geliştirebiliriz? O makineyi nasıl optimize ederiz ya da o kanadı nasıl optimize ederiz? Ona bakmak lazım. Nacizane ben bunu düşünüyorum. Evet. Aslında bu noktada yurt dışından da yatırımcılar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türk firmalarla işbirliğine de başladı. Türbün içi aydınlatma ekipmanları yapan Resolux diye bir firma, Bursa firması, bir Japon firmayla işbirliği yaptı ve Türkiye'de üretimine başlıyor bu ürünlerin. Bu noktada iyi çalışmalar ve gelişmeler var ama yeterlilikte değil. Midres projesi bir tane 500 kW'da kaldı. O türbine tam olarak çalışmıyor demiş Alper Bey. Evet. Ayfer Hanım da projenin başarısızlığı süreci zayıflattı ancak kesinlikle pes etmemek gerekiyor dedi. Demiş. Evet, haklılar yani, doğru. Evet. Ama işte dediğim gibi biraz biz de yani mülki olarak geç kaldık. Zaten hani Atalan Üsküdar'a geçmişti. Avrupalardan bahsediyorum. Biz artık üzerine koyarsak, ne geliştirsek, hani öyle bir yani sıfırdan bir türbin, yani türbin teknolojisi belli zaten ya. Yani onu artık sıfırdan bir şey üretecek bir durumumuz yok. Elvira Hanım, rüzgar santralinin ömrü ne kadar demiş? Rüzgar türbinlerinin ömrü 20 ila 25 yıl arası değişir. Makinenin ömrü. Yaşlanmasına göre değişir. Ama zaten siz işletme bakım yaptığınız zaman bunun bozulan veyahut da yenilenmesi gereken parçalarını erken yenilediğinizde herhalde en eski rüzgar türbini çalışan 45-48 yaşında falan diyebiliyorum ben. Vestas ilk bu Danimarka kurduğu. Yani ömürlü bir makine aslında. Öyle 5-10 yıllık bir makine değil. Oldukça ömürlü. Dilancığım, senden ricam şu ham maddelerin üzerinden bir daha geçersen, bir katılımcımız tabii ki geçtik demişti. Ham maddeler kısmına geldiğimizde burada tabii bütün bileşenler yer alıyor. Bunu tekrar söyleyeyim. Daha çok majör bileşenler yer alıyor. Kullanılan bazı ham maddeler burada görebiliyoruz. Bu ham maddeler iyileştirilerek farklı maddelere de, malzemelere de dönüştürülebiliyor. Kısaca geçelim. Çelik hem rotorda hem naselde kullanılabiliyor. Yine alçıdan örnek verelim. Birçok bileşende yer alıyor. İşte epoksi reçineler var, karbon fiber, bakır. Bakır zaten aslında elektromekanik kısmında da birçok kablo neredeyse tamamı bakır olarak ilerliyor. Elektromekanikte de bakır çok kullanılıyor bir sahayı düşündüğümüzde. Ferrit, pirinç, seramik jeneratörlerde yine yer alıyor. Manyetik malzemeler birçok noktada yer alıyor. Beton, teflon gibi malzemeler var. Bu malzemelerle ve ham maddelerle ilgili sorularınız varsa hem sunum sonunda paylaşacağımız slide'daki iletişim bilgileriyle iletişime geçebilirsiniz ya da bize direkt sorabilirsiniz özelden. Çünkü bu konu gerçekten üzerinde çok konuşabileceğimiz ve geliştirebileceğimiz bir konu. Ben de üniversitedeki tezimde kompozit malzemeler üzerine çalışmıştım. O zaman benim için böyle derya deniz gelmişti kompozit malzemeler iyileştirilmesi üzerine. Şimdi görüyorum ki bütün malzemelerin aslında bu noktada hızla çalışılması, iyileştirilmesi gerekiyor ki aslında türbin teknolojisinde de bu hızla ilerliyor. Ben şöyle yapayım, isterseniz ekran görüntüsünü alabilirsiniz buradan. Dediğim gibi sunumun tamamı sizle paylaşılacak. Sorularınız olursa da sorabilirsiniz.
Yukarıda bir soru vardı. Bu COVID-19 Türkiye'deki kadın istihdamı nasıl engelledi gibi. Ben şu an tekrar açamıyorum chat kısmını ama. Ben bakayım onu bulayım. Ben de ona bakıyordum. Atladık mı bir şey diye. Hemen bakıyorum. Elvira Hanım sağ olsun bayağı bir soru sordu. Bu arada Elvira benim müzakere derneğinden arkadaşım. Türkiye'de tanıştık. O da çok uzun zaman, senedir kendi ülkesinde ve enerji santralleri ve sürdürülebilirlik yatırımlarına geçmesiyle ilgili emek veren bir kadın. Sağ olsun. Covid'i evet göremedim ben ya. Ben de aradım ama. Ben şimdi buldum. Koronavirüs Buldun mu? döneminde sektörünüzde kadınlar işsiz kaldı mı? Ne kadar kadın mavi ve beyaz yakalı olarak çalışıyor? Beni düşündürdünüz demiş. Sonra da hemen bu soruyla birleştirerek cevap verelim Sedef Hanım. Sektörünüzde çalışan kadınların sorunları neler? Ben sadece maaş eşitsizliğini duydum sizlerden. Başka var mı? Bu Şimdi sorunun şöyle, üstüne de yine şimdi Elvira Hanımcığım, şimdi bu biz bu yeşil aslında bu green kozu yine birisi ses açtı galiba. Bir dakika. Yine birinden rüzgarlı ses geliyor. Evet. Tamam, kapattım. İlker Bey'den rüzgar esiyor. Sahadan sanıyorum birisi bize bağlanıyor diye düşünüyorum. Şöyle. Bu Covid konusu tabii ki üretim bantlarını ve üretim hızını engelledi. Yani dünya genelinde bir sorun oldu. Ha, işsizlik oldu mu? Çok ekstrem, yani force majeure bir durum olduğu için Covid'i bahane edip büyük fabrikaların insanları işten çıkarttığını düşünmüyorum. Öyle bir duyum almadım. Ve aramızda da Aero'nun da Enerco'nun kanat üretim fabrikası da genel müdürü beyefendi aramızda Alper Bey de. O da belirli bir düzenle İş olmadı demiş. O da belli bir düzenli. Ha, çalışma saatlerini ve hijyen koşullarını ve fabrikanın üretimini aksatmayacak şekilde dönüşümlü olarak insanları çalıştırıyorlar mavi veya beyaz yaka. O şekilde. Ama Türkiye'deki değil daha doğrusu dünyanın genelindeki enerji sektöründeki kadın istihdamı zaten her zaman yani sorun demeyeyim ama düşük seviyelerde. Dünya genelinde bütün enerji kaynaklarına bakıldığı zaman bu İran'ın geçen sene yaptığı anketi sonucunda sadece %20 kadın çalışan var. Bizim kendi ekibimiz ve üyelerimiz arasında da C-level dediğimiz üst düzey yönetici veyahut da karar mekanizması veya da kendi işine girişimci sahibi olan insanlar sadece %1,5 bin kişi arasında. Bu çok düşük bir rakam. Alper Bey eklemiş. Belki etkilenmeyen tek sektör diyebiliriz demiş enerjiye. Evet, çünkü bizim şöyle bir durumumuz evlilerin. Bu sene sonuna kadar yektem yakalamak için yani devletin verdiği teşvikten yararlanabilmek için 10 yıl boyunca elektriği rahat çekiyor devlet satabilmek için bu sene sonuna kadar ne kadar türbine işletme alırsak o. Şu andaki mod oydu zaten. Bu sene çok yoğun girmişti. Evet. Covid olunca da iyice böyle bir bu sefer hani onun paniği ama sonuçta verilmiş sözler ve anlaşılmış yapılmış kontratlar ve de bankalardan alınmış krediler olduğu için bir şekilde sektör el birliğiyle bu verilen sözde en azından şu an inşaatı yapılan santralde en azından bir tane bile türbin olsa işletmeyi almak şeklinde ki hani yetkime dair olabilmesi. Onun çabasındayız şu anda. O yüzden hızlı hızlı devam ediyoruz yani santraller ve sahalar devam ediyor inşaatlar. Sergen Bey, enerji sektörünün bu tarz olaylarda izole bir yapıda olmak zorunda olması sektörün pek etkilenmemesinde kilit faktör olabilir diye eklemiş. Üretim kısıtlaması oldu mu derken? Üretim kısıtlaması oldu derken ne Kısılması, azalma kısıtlaması anlamında. yok, hayır. Olmadı. Ben de hiç duymadım. İzmir'deki Olmadı. bütün fabrikalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Ne santrallerin üretiminde herhangi bir sorun oldu. Gayet güzel bir şekilde üretmeye devam ediyoruz. Ve hatta Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin %7'si bazen %11'lerine kadar çıkıyor. Rüzgar enerjisini karşıladığı talep. Kuvvetli. Yani termikler ve hidrolarda azalma olmuştur ama rüzgarlarda olmadı. Artarak devam ediyor. Bununla beraber güneş de oldukça bizim için kuvvetli bir kaynak. O da 6000 megawattları geçti yatırımda. Yok yani biz yenilenebilire güzel bir giriş yaptık. Zamanında giriş yaptık ülke olarak ve uygun altyapı ve uygulamalarla devam ediyoruz.
diye eklemek isterim. Şeyle ilgili şöyle söyleyeyim. Bugün Dilan Hanım'la beraberiz. Yarın sabah Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Hanımefendi ile enerji verimli ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili konuşacağız. Ekolojik kentleri konuşacağız. Ve yarın öğleden sonra üst üste geldi, biraz öyle olmuş oldu. Kusura bakmayın. Yarın öğleden sonra saat 2'de Gama Enerji'nin enerji satış mühendislerinden Fatma Hanım gün içi piyasası, yani Türkiye'deki elektrik ticaretini anlatacak. Buradaki bugün katılan ve sorusu olan arkadaşların çoğunun yarın o sunumda, detaylı sunumda teknik cevaplar alacağını düşünüyorum. Ve önümüzdeki haftalarda da gene rüzgarla ilgili daha teknik, biz şimdi biraz genel gelenini anlattık, hani daha sohbet ediyoruz. Evet. Daha teknik proje enerji analizi ve bir rüzgar türbin üreticisinden üyemiz bir hanımefendiyle de üretimin durumunu ve COVID'i konuşuyor olacağız. O yüzden bizi takip ederseniz bu şu anda sorduğunuz soruları, çünkü ben ve Dilan tam olarak içinde olduğumuz konularla, biz daha teknik kısmımız, inşaat kısmındayız. O kısımdaki arkadaşlarımız buna çok güzel cevap vereceklerini düşünüyorum. Bir daha bir şey yapalım. İhaleleri sormuşlar. İhalelerle ilgili eklemek istediğim bir şey var mı Dilan'cığım, ihalelerle ilgili? Biraz ben sazı elime almışım gibi oldu ama gelen sorulardan. Bugün teknik konuşuyorduk aslında da. Teknikte de çok tekniğe giremiyoruz. Sizle de paylaştım. Aslında mühendislik kısmında o kadar çok teknik detay var ki, ama bunu bir saatlik, bir buçuk saatlik bir oturumda konuşabilmek çok mümkün değil. Bayağı, evet, sunumu azalta azalta ben günlerdir. Olabildiğince basic bir seviyeye getirmeye çalıştım. Onun için ayrı daha teknik konulara girmek gerekiyor. Ama ilerleyen webinarlarımızda var zaten. Yoksa elektrik projesi ayrı bir konu, türbün bileşenleri ayrı bir konu, ham madde ayrı bir konu. Her biri ayrı bir konu aslında. Onları sizlerden gelecek taleplere göre ayrı eğitim serileri olarak hazırlayabiliriz yani aslında. Çünkü bizim kadın kaynağımız, insan kaynağı değil mi? Kadın kaynağımız çok kuvvetli. Bankacısından elektrik mühendisine, çevre mühendisine, efendime söyleyeyim mimarına kadar, işte finansiste kadar çok farklı arkadaşlarımız var. Ve bunu çok bu eğitimleri çok detaylı verebilecek, üniversite seviyesi verebilecek bir kadromuz var. Bunu sonraki günlerde artık yavaş yavaş biz de eğitime dönülmeliyiz. Çünkü bu tabii ki bu biraz daha hani genel bilgi, bilinçlendirme ve hani birbirimizi tanıma ve grubu tanıtma amaçlı bu oturumlar. İdil Hanım, COVID döneminde günlük enerji ihtiyacı rüzgar enerji kaynaklarından arttı diyebilir miyiz? Şunu demek istemiş herhalde. Evet, işte rüzgar enerjisinin ne daha çok kullanıyoruz aslında şu anda. Ben öyle düşünüyorum. Hem mevsimsel olarak şu anda iyi bir dönemdeyiz. Evet. Hem de zaten yatırımlar artıyor. Ve de işte kömür santralleri inşa edilmekle beraber işte bu ham petrolün vesaire fiyatların düşmesi bütün dengeleri değiştirdi. Artık tamamen daha sürdürülebilir ve daha yeşile dönme moduna geçmiş durumdayız. Sanıyorum insanların işe gitmemesi, araba binmemesi vesaire de ozon tabakası kapan diyorlar ama tabii o şey yani şehir efsanesi ama öyle bir iki ayda kapanması tabii o delik de belki birkaç yüzyılda kapanır diye tahmin ediyorum. Evet, Elvira Hanım da demiş ki burada eğitim yok. Eksik, bu konuda eksik. Tamam Elvira Hanımcığım, biz sizinle ayrı konuşalım, sizin için özel bir eğitim programı hazırlayalım biz. Kırgınistan'a yönelik bütün yani proje geliştirme bütün adımları biz çok iyi biliyoruz. Çok güzel bir şekilde uygulayabiliriz. Zaten Kırgızistan bizim kardeşlerimizin yaşadığı kardeş memleket diyeyim. Zaten şöyle biz sadece Türkçe eğitimde vermiyoruz, İngilizce eğitimlerimizde, daha doğrusu webinarlarımızda var. Hem geçmişte olduğunu YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Hem de ilerleyen haftalarda yine İngilizce bir oturumumuz da olacak. Ülke bazında değil, daha çok globalde de kadın istihdamını sağlamak ve yeterli bilgi erişimini sağlayabilmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki ben sana bir soru sorayım Dilancığım. Sence şu andaki yan sanayi, yan parça, işte atıyorum civata vesaire kablonun dışında biz Türkiye'de ne üretebiliriz sence türbin, rüzgar sektörü için? Ne yapabiliriz, ne yapmalıyız? Yani türbin
parçalarını düşündüğümüzde, yani tamamen bir türbünün parçalarını düşündüğümüzde birçoğuyla ilgili çalışmalar var. Belli hap parçaları, habın belli parçalarının üretilmesi, nesel, yine oradaki mekanik ve elektrik sistemlerinin tamamı çalışmaları var. Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Hatta Opti Rüzgem, oradan da bir üyemiz vardı, bir öğretim üyesi hocamız vardı, şu an ismini hatırlayamadım. Onlar da çok ciddi çalışmalarla yine İKÜ devam ediyor Ar-Ge çalışması olarak. Bizim bunların tamamını faaliyete geçirebilmemiz için bir talep olması gerekiyor. Yani biraz arz talep olarak ilerleyecek. Bunun dışında neler yapabiliriz? Kablo üretiminde de zaten elektromekanik kısmına geldiğimizde kablo üretiminde de Türkiye'de çok başarılı firmalar var. Kablo üretiminde çok fazla sıkıntımız yok. Hücre üretiminde ne yazık ki yeterli robotik sistemleri kullanamıyoruz, getiremiyoruz ülkemize. Bunlar ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Ekranı kapatabilir misin Dilancığım? İlir arkadaşımız diyor ki kapatırsanız daha büyük sizi. Videoya kaydediyor bizi ya. Webinarı kaydediyor. Kapatırsam öyle devam edelim. Tamam. Tamam. Okay. Şimdi daha iyi oldu. Evet. Dediğim gibi yan sanayi kısmında birçok parçanın üretimi yapılabiliyor. Bence yan sanayinin üretiminden daha çok ham maddenin, malzemenin üretimi üzerine bizim çalışmamız gerekiyor. Çünkü aynı biz de globaldeki aynı beyne sahibiz, aynı programa sahibiz. Neredeyse aynı teknolojiye sahip olmaya başladık. Ama ham maddede çok ciddi sorunlarımız var. Evet. Ham maddedeki geliştirmelerimizi doğru yaptığımızda, ham madde maliyetlerimizi düşürdüğümüzde bizim üretemeyeceğimiz bir teknoloji olmadığını düşünüyorum. Yani çalıştığım firmalarda bunların birçoğuna şahit oldum. Üretilen birçok parçaya şahit yani oldum. Yine o da sanıyorum şeyden, yani hani dediğim gibi biraz da bu işler politik. Yani işte atıyorum bizim bor madenimiz tabii var. Tabii ki. Hani bunlar aslında bize ait, bizim ülkemizin zenginlikleri ve hani bunu kime ne kadar vereceğimiz ya da kime ne kadar buk edeceğimiz ya da işte ham madde verip işte işlenmiş olarak ele alacağımız, bu hükümetler seviyesinde yapılacak kararlar ve adımlar. Aynı şekilde belki bu tarz hikayelerde de ülkeler arası bir çerçeve anlaşmalarıyla belki işte sizin şu madde var, işte bunu biz bunu ucuz işçilik ve iyi kaliteli yapabiliyoruz gibi mutlaka yapılıyordur, ama hani daha farklı bir, özellikle rüzgar üzerinde belki öyle bir iş modelleri geliştirilir. Yani yine bu Türkiye'de aktif olan yabancı firmalar üzerinden hani gidilip belki öyle bir şey yapılabilir. Yani zaten hani her şeyi siz yapmayın, biz burada daha uygun işimiz var, işte yerimiz var. Zaten hani fabrika veya yatırımcılara devlet teşvik veriyor, başbakan teşvikleri var, cumhurbaşkanı teşvikleri var. Pardon, başbakanlık teşvikleri artık kalmadı, cumhurbaşkanlığı oldu. Yani tamamen evet, modeline geçtiğimiz için hani Türkiye'nin her yerinde büyük farklar kurup getirilecek olan kaynakları işlenip biz işleyip de onlara geri verebiliriz aslında. İşte biz geleni işliyoruz, tekrar gönderiyoruz, tekrar satın alıyoruz. Evet. Bizim sıkıntımız o. Aslında yine son 2 senedir, özellikle 2019-2020 bandında, 2019'da lokalizasyon çalışmaları başladı türbin firmalarının. Lokalizasyon çalışmalarıyla beraber işte Türkiye'de bir lokal merkez belirlendi. Türbin firmalarından birkaçı bu merkezi İzmir olarak belirledi ve İzmir'deki yerli üretimi destekledi. Evet. Burada hem teknik olarak destekledi, pazar olarak destekledi. Sadece Türkiye pazarında yer almasına engel olup Avrupa pazarına da açılmasını sağladı. Bu noktada aslında türbin firmalarında büyük desteğini görüyor yan sanayi. O noktada ciddi bir pazar açtılar. Evet. Ama dediğim gibi maliyetler yani. Bunlarla mücadele edebildiğimiz noktada büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz. O zaman kalkınma ajanslarının da belki, evet çok çalışıyorlar biliyorum, hani Marmara olsun, İzmir evet, olsun, işte hep ayrı ayrı işte Kuzey Ege, Kuzey Marmara bilmem ne vesaire, bir sürü hani kalkınma ajansı var. Onlar da bayağı aktif çalışıyor ve enerji konusunda bayağı bir iş ve proje biliyorum bağlıyorlar, getiriyorlar, ama belki biraz daha onların elini kuvvetlendirmek, her şeyi onlara bırakmamak ve bizim de hani belki dernekler ve yatırımcılar ve girişimciler seviyesinde belki bunu bir projelendirmek ve biraz daha iş yaratmak için uğraşmak lazım o zaman diye düşünüyorum. Yani kalkınma ajansları noktası aslında çok
güzel bir nokta. Çok ciddi destekler veriyor. Aslında ben 2020-2021'de hatta 2023'e kadar kısa vadeli planlarda birazcık da bu bakımda kullanılan parçaların Türkiye'de daha çok üretilebilecek olacağını öngörüyordum. Ama ta ki bu dünyanın etkilendiği COVID-19'a kadar. Şimdi evet. Nasıl yürütülüyor? Açıkçası ajansların çalışmalarının ne yönde bilmiyorum. Çünkü hepsi online olarak çalışmaya devam ediyorlar. Birazcık daha bakım ve servis kısmındaki malzemeleri ve parçalara yönelebiliriz biz ülke olarak. Çünkü 2020 itibariyle santral kurulumlarının bu denli hızlı ve büyük olmayacağını hepimiz biliyoruz. Evet, üreteceğimiz kesin. Artık yakaların yapılması, bitmesi lazım. Sonrası tekrar ihaleler hani yapılacak. Evet, önümüzdeki sene ertelendi. Daha doğrusu sene sonu, bu sene sonunda yeni rüzgarlar için yine alınacak başvurular, ama dediğin gibi zaten işte bir şey, yani bir projenin geliştirmesi ve lisans için başvuru yapılmasıyla projenin bitmesi ve işletmeye girmesi arasında yani 3-4-3 minimum 3 sene var hala. Minimum 3 sene var, evet. O yüzden bu süreci iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bakıyorum başka soru var mı? Bugün biraz şey oldu, güzel hafif bir oturum oldu. Bir saatte bitirdik, bir saat toparladık gibi geliyor. Daha farklı bir soru yoksa yavaştan istersen kapatabiliriz. Ben senin aslında TVRE'ye ile ilgili fikirlerini ve görüşlerini almak istiyorum. Sen bizi nasıl buldun, nasıl bizim parçamız oldun, onu da çok anlatırsan genç arkadaşlara belki bir rol model olarak ilham alabilirler senden. Tabii ki. Aslında ilginç bir buluşma oldu benim için. Şöyle, 2 sene önce zaten TVR'nin kurulumunun hemen sonrasında çalıştığım firmada tek kadın teknik personeldim. Sahaya gidiyorum, sohbet ediyorum, devamlı bir şeyler öğreniyorum ama beni tatmin etmiyor öğrendiğim bilgiler bir türlü. Benim dedim bir platform bulmam lazım. Evet, bu noktada TÜREB'i vesaire takip ediyordum ama LinkedIn'e tamamen Türkiye'deki enerji sektörü kadınlar gibi bir şey yazdım. Yani mesela bir kelimeyle direkt zaten siz çıktınız. Sizle kontağı geçerek... Doğru bir anahtar kelimeler yapmışsın, evet. O noktada aslında TVR ile buluşmam sağlandı. Sonrasında hem vizyon olarak hem de kariyerim açısından çok fazla şey kattı TVR bana. Düşünüyorum bu dönemde özellikle belki TVR ile bağlantım olmasa bu kadar dolu dolu ve verimli geçiremeydim bu korona dönemini evde. Geçirmeyebilirdim ama şimdi hep grubumuza ve mailimizde akan bir bilgi, işte yenilikler, teknolojiler, destekler, finanslar, birçok konu var. Devamlı bir araştırma ve geliştirme halindeyim ben de. Zaten beyin fırtınası halinde ilerliyoruz. Hem bu oturumları takip ediyorum. TVR'i dediğim gibi herhalde bir iki etkinlik dışında da bütün etkinliklerine katıldım. En son 8 Mart'ta bir araya gelmiştik, evet. İstanbul'da. Evet, güzel oldu. En keyifli etkinliğimiz de sondu. 8 Mart'a gelemeyenler için de Itır Erhart'ı, doçent doktor Itır Erhart'ı, sosyal girişimci ve akademisyen. 1 Mayıs Cuma günü İşçi Bayramı'nda biz kutlamayı evden tabii yapacağız ama webinarla kendisini ağırlayacağız. Önümüzdeki hafta 4'ünde de Mert Fırat beyefendiyle bir akşam sohbetimiz olacak. 8 Mart'ı kaçırdım üzüldüm diyen arkadaşlar, ha pardon 5 Mart'mış, izlediğiniz düzeltiyor, 5 Mart'ta Mert Bey'le bir oturumumuz olacak. 4'ünde de, önümüzdeki hafta 4'ünde de Halil Demirdağ, Smart Solar'ın yönetim kurulu başkanı ve Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği'nin başkanı beyefendiyle de kadın istihdam ve güneş gene konuşulacağız. Yani aslında biz bu COVID'i bu talihsiz durum biraz fırsata çevirip daha sık buluşmalar ve hem kadınların profesyonel kadın üyelerimizin kendilerini göstermesi hem de sektördeki algının biraz daha yumuşaması ve kadın istihdam için ne yapabiliriz ile beraber sektöre cinsiyet eşitliği, yani hem kadın hem erkeğin daha rahat iş bulması ve eşit şartlarda çalışabilmesi için bir adım olarak görüyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Aktif üye olmak için arkadaşlar LinkedIn'de kapalı grubumuz var.
birazdan size anket gönderecek zaten. Anketin içinde linkleri yollasın İdil Hanım. Kapalı grubumuz var. Oraya yolluyorsunuz. Sonrasında isterseniz e-mail ve WhatsApp grubuna size ekliyorum. Ve de bu şekilde de takip ediyorsunuz. Alper Bey'e çok teşekkür ediyoruz katılmanız için. Elvira Hanım, bugün güzel filtrelenmiş bir oturum oldu. Güzel oldu. Tamamen rüzgarla ilgili çalışan herkes geldi. Ben de Diran'a çok teşekkür ediyorum. Hepinizin huzurunda tekrar. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi şirket hesaplarından ve Instagram'a takip ederseniz, mesela yarın şimdi sabah Fatma Şahin hanımefendi, öğleden sonra Fatma Sedef, Fatma Hanımları yarına koymuş, denk geldi. Evet. Olacak. Çarşamba günü Özyeğin Üniversitesi'nde çalıştı. Şu anda kendisi freelance, yüksek mimar ve yerleşkeler uzmanı. Yasemin Solunca hocamızdan enerji verimi dinleyeceğiz. O çok bayağı ders gibi olacak gene. Cuma günü Itır Hanım'la bir sohbetimiz var gibi. Ben Mayıs sonuna kadar açıkçası oldukça yoğun program hazırladım sizler için. Umarım memnun kalırsınız. Bizi takip etmeye devam edin. Dilancığım çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Emeklerim ve TV'ye desteklediğin için. Sen de Rüzgar'da benim tanıdığım Ender, sahada da çalışan ama hem sahada hem ofiste çok başarılı bir şekilde işini götüren genç mühendis bir arkadaşımızsın. Bir rol modelsin. O yüzden seni bugün buraya çıkartmak istedim ben de. Zamanın için çok teşekkür ederim sunum için de. Çok ben teşekkür ederim. İyi ki sizlerle bir araya gelme fırsatı buldum ben de. Ki bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edecek. Herkese dinlediği için teşekkür ederiz. Bizi takip etmeye devam edin. Evet, çok teşekkür ederiz katılımcılarım. İzninizle kapatıyorum. Çok güzel bir hafta olsun. Umarım bu hafta salgın biraz daha yavaşlama sürecine girdi gibi gözüküyor. En kısa zamanda hep beraber sahalarda ve santrallerde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Evet. Hoşça kalın.